Merhaba arkadaşlar, ben Aysun Bahtiyar. 9 yıldır Instagram'dayım, 1 yıldır da YouTube'dayım ama size bu ilk defa örgü videosunu ilk defa çekiyorum. Kolay olsun diye de ilk videom hanım direndi, bey beğendi. Herkesin bildiği, herkesin yaptığı bir video motif ama ben en kolay olduğu için bunu da mutlaka bilmeyen birileri vardır diyerekten bunu çekiyorum. Buna çekmek istedim kolay olduğu için. Biraz iplerimden bahsedeyim. Ben bu motiflerimden da kaliko kullandım. Ama siz alize koton gold, kartopu kotonlu, etrofil jeans, yarın art jeans, koton ipleri kullanabilirsiniz. Benim bu battaniyedeki kullandığım iplerim nako kaliko. Renk kombinini de böyle ayarladım. Bir açık bir koyu, bir açık bir koyu bu şekilde. Motiflerimi de böyle 5 sıra tek renk, son 2 sırasını bir yaparaktan bu motiflerden hırka, yelek, battaniye, kırlent her türlü şeyleri yapabilirsiniz yani. Ben bunları tek kişilik bir battaniye yapmak için başladım. Bahtiyar Aysun Instagram hesabım. 9 yıldır Instagram'dayım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanalıma Aysun Bahtiyar YouTube kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bu motifleri nako kalikonun ipi bir tık kalın olduğu için ben bunu 3.25 tığımla öreceğim. Ama siz elinize uygun 3 ile de örebilirsiniz. 3.5 ile de örebilirsiniz. Ben bunu 3.25 ile örmeyi tercih ettim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerekten Rabbim utandırmasın. İnşallah bu benim ilk anlatımlı videom oluyor arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten 5 zincir çekerek de başlıyorum. Bu benim videom ilk defa örgüye yeni başlayanlar için. 5 zincir çekiyorum arkadaşlar ben. Başladığım yere batıyorum. Şöyle sıkıştırıyorum burayı. Sihirli halka da yapabilirsiniz ama ben genelde zincir tercih ediyorum arkadaşlar. 3 zincirle şöyle yukarıya çıkıyorum. 3 zincirle şöyle yukarıya çıkıyorum. Bu arkadaki ipimi de arkadaşlar ben bu aralara yedirerekten aralarına 2 zincir çekiyorum ben. Köşeleri ikişer zincir çekiyorum. Siz elinize göre onu ayarlarsanız 3 de çekebilirsiniz. Bu arkadaki kalan ipimi de böyle aralara yediriyorum. Şöyle aralardan geçiriyorum ki kitleme işlemi oluyor bu. Ben ikili trabzan yapıyorum. Bu motiflerde ikili trabzan yaptım ama bazı motiflerde de üçlü trabzan yapıyorum. Bunu zaman içerisinde size yaptığım diğer motiflerde de anlatacağım. Bu motifimde ikili trabzan yapmak istedim. Çünkü ipim kalın, tığım da kalın. Böyle biraz puf puf olsun istedim. Böyle köşelerini ikişer zincir çektim. Bu ipi de böyle aralarda yedirerek tamamen kitlemiş oluyorum ki böyle şey olsun diye, daha sağlam olsun, örgümüz fırtmasın diye. Böyle sonra 2 zincir çekerekten buraya geliyorum, bunun tepe noktasına batıyorum. Kaydırma yöntemiyle yaparaktan 1 zincir çekerekten burada bitiriyorum, kesiyorum. Böyle ilk şeyimiz oldu. Tekrardan bunu böyle bir sıkıştıraraktan, bu ipi zaten buralarda hep yedirdiğim için gayet sağlam oldu ve ki bu göbeklerin şuralarının büyük büyük olmaması lazım. Böyle sıkı olması lazım ki örgümüz güzel olsun diye. Bu aralarına yedirdiğim için artık bu kalan ipim işi bitti. Bunu da burada kesiyorum. Elim altında temiz olsun diye. Bu ipimi de şimdi bunu buraya örerken, bunun üstünü örerken de bunu da buraya yedireceğim. Renk kombinlerimi de arkadaşlar ben genelde bir açık bir koyu gidiyorum. Genelde öyle yapıyorum. Burası artık tamamen zevke kalmış bir şey. Siz istediğiniz şekilde, istediğiniz iple de yapabilirsiniz bu motif. Hanım direndi, bey beğendi motifi. En eski, en modası geçmeyen motiftir. Yıllardır yaparız. Her şeyde kullanırız. Çok kullanışlı, çok keyifli. Örmesi çok keyifli. Benim de çok keyif alarak ördüğüm bir modeldir. Bunu da şöyle herhangi bir yerinden başlayaraktan böyle başlıyorum. Biraz şey bırakaraktan bir zincir, bunu tekrar aradan yediriyorum. 2 zincir, tekrar aradan geçiriyorum. 3 zincir. Sonra bu kalan ipimi de şöyle kafas başını dolayaraktan tığımın
Bunu buraya yediriyorum. İlk videom olduğu için kusurlarım olabilir arkadaşlar, beni mazur görün. Çünkü bir yıldır YouTube'a short videoları çekiyordum ama bu benim ilk anlatımlı uzun metrajlı videom. Onun için kusurlarım olursa da affola. Bu şekilde. En kolayından başlamak istedim. Çünkü DM'den de bana çok soruluyor. Hani bu hanım dilenli motifini zaten bilenler biliyor. Yıllardır yapanlar yapıyor ama gerçekten bilmeyen de çok arkadaşımız var. Bu yaptıklarımızın videolarını şey yapsamız diye. Çok isteniyordu. Ben de en kolayından başlamak istedim. Şimdi buraya geldim ya. Bu ipimi artık burada yedireceğim. Bu ipimi burada yedireceğim. Bunu da şöyle aralardan geçiriyorum. Hem örgüm temiz olsun hem de sağlam olsun diye. Yıllarca kullanılır bu örgüler. Köşelerine yine iki zincir. Arkadaşlar. Bunu da böyle arkasından 2-3 kere geçirdikten sonra bunu da buraya kilitledim. Burada birazcık kalmış oldu. Bunu da kesiyorum. Bunu da kesiyorum. Örgüm elimin altında sürekli temiz çalışmayı severim. Ben sürekli örerken ipimi kesiyorum ki elimin altında dolaşmasın, örgüm temiz olsun diye. Hem de sonradan temizlemesi daha zor. Böyle. Köşelerde 2 zincir. Eli sıkı olanlar 3 de çekebilir arkadaşlar. Benim şu anda hem ipim kalın hem tığım kalın olduğu için bitiş noktasına da geliyorum motifin. Buradan böyle yapıyorum. Burada ilmek kaydırma yöntemiyle bir daha kaydırıyorum. Bir daha kaydırıyorum. Bitişimi köşede bitiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Köşede bitiriyorum motifimi. Böyle ikinci sırasında yapmış olduk. Gördüğünüz gibi. Bu renk sıralaması tamamen insanların zevkine kalmış bir şey. Ton ton da gidebilirsiniz. Pembenin tonları, mavinin tonları. Benim elimde bolca koton haliko vardı. Bunları da böyle bu şekilde bir tek kişilik battaniye olarak değerlendirmek istedim. Ama dediğim gibi sizler çift kişilik battaniye, hırkalar, kırlentler, çantalar, bebek hırkaları, her türlü şey yapabilirsiniz. Yine dediğim gibi aynı köşede tekrar başlıyorum. Tekrar bu ipimi aralardan geçire geçire 3 zincirle yukarıya çıkıyorum ama bu ipimi de aralarda yediriyorum tabii ki. Tekrar tığımın başına alıyorum bu ipimi de, kalan ipimi de. Bunu da böyle araya yediriyorum ki gayet sıkı bir örgü oluyor. Gevşeme, çözülme olmuyor. Yıllarca kullanıyoruz. Bunu buraya yedirdikten sonra daha da bu mümkünatı yok ki buradan çözülmez. Onun için bu kalanı da artık buradan kesiyorum. Örgü örerken arkadaşlar tığınızın kalitesi, makasınızın düzgün olması, tığınızın düzgün olması örgüyü daha keyifli hale getirir. Onun için örgü örerken elinize uygun bir tığ olması lazım. İpimizin kaliteli güzel olması lazım. Makasımızın düzgün kesmesi lazım. Örgümüz titiklenmemesi için. Bunlar çok önemli ayrıntılardır. Hani her türlü iple, her türlü tığla örülebilir ama böyle kaliteli düzgün örgüler olması için de yani ipin kalitesi çok önemli. Motiflerin güzel olması için ipimizin bu. Mesela bu benim yarın şeylerle ördüğüm kalikolar ördüğüm motiflerim. Bak bu motiflerle ister hırka yap, ister yelek yap. Her türlü şey yapılabilir. Ben sadece şu son sırasına gelen ipi bırakıyorum burada. Bunu da en son motifimi tek sıra birleştirirken ip koparmadan size onu da göstereceğim. İleriki zaman içerisinde. Onu da size videosunu çekeceğim. Motiflerimi birleştirirken birleştirdiğim ipin içine bunu yediriyorum. Sadece burasını kesmiyorum. Ben böyle çalışıyorum. Herkesin bir çalışma sistemi vardır. Bu şekilde bakın bunları ben motif bloğuna falan koymadım. Normal ikili trabzanla yaptım. Aralarına bir zincir çektim. Köşelerine iki zincir çektim. Böyle motifler oldu. Yanımda mezur olmadığı için şimdi ölçemiyorum ama 13-14 santim gibi tahmin ediyorum büyüklüklerini bu motiflerinde. Yani dediğim gibi arkadaşlar bu motifler
ilk defa yani örgüye yeni başlayanlar için hani hanım direndi, bey beğendi yapıyorum. Bana mesela çok soruluyor DM'den. Abla biz motifleri yapıyoruz ama motiflerimiz dönüyor diye. Yani ikili trabzanla yapıldığı hal, yani ikili trabzanla yapılırsa ararana bir zincir çekildiği zaman bilmiyorum benim motiflerim hiçbir zaman için dönmedi. Bazı arkadaşlarımızın motifleri böyle çapraz çarkıfelek gibi döndüğünü söylüyorlar. Ben ne kadar büyütürsem büyütüyorum dönmüyor, yani benim motiflerim dönmüyor. Artık o elimden midir yoksa ikili trabzan olduğu için mi veya tığımdan mıdır onu bilemiyorum artık. Ama dönmüyor. Bir de bu şekilde denemelerini tavsiye ediyorum arkadaşlara. Abone olmayan arkadaşlarımız varsa Bahtiyar Aysun YouTube kanalıma abone olun arkadaşlar. Daha size elimden geldiği kadar diğer fırsat buldukça bu bizim açılış videomuz. İnşallah bundan sonra böyle fırsat buldukça size küçük küçük tüyolar, altıgen başlangıcını, kollar atmasını, beden ayarlamasını, motifleri, diğer farklı farklı motifleri. Gerçi size bundan sonra burada küçük küçük elimden geldiği kadar şey yapacağım. Siz de anlatmam istediğiniz bir model olursa bu videomun altına yazarsanız bir dahaki şeyime onu çekebilirim. Bir dahaki videomu onu da çekebilirim. İnşallah şimdi bu ilk videom olduğu için şu an biraz heyecanlıyım. Takdir edersiniz ki. Ama bundan sonra alıştık sıra birbirimize alıştık sıra inşallah daha güzel modellerle beraber çalışacağız arkadaşlar. Benim elim biraz hızlı yapıyorum. Ben alışkanlık, yılların alışkanlığı. Dediğim gibi buraya sonuna geldim yine. Buraya gelince yine buradan böyle bir kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Burayı böyle kaydırıyorum. Burayı böyle kaydırıyorum. Ben böyle yapıyorum yani. Bunu da böyle kaydırıp bir zincir çekerek de motifimi bitiriyorum. Çok kısa kesmeyin arkadaşlar ipleri. Hani bıdıdık bıdıdık olmasın. Şöyle biraz en azından biraz olsun ki şey olsun. Bunu da böyle yine buradan geçerken bunu da buraya yedirdiğim için bugüne fazlası. Yine fazlasını kesiyoruz. Yani sürekli çalışırken elimizin altı temiz olsun. Şimdi bunun üstüne ben pembe yapacağım. Beş sıralı yapsak yeterli diye düşünüyorum şimdilik. Umarım anlatabilmişimdir. Yine böyle bir müddet uzun bırakıyorum. Yine böyle ara ara yediriyorum bu ipi. Üç tane zincirle yukarıya çıkıyorum. Bunu ortadan da başlayabiliriz arkadaşlar. Hani mesela ben buraya iki köşesini yapıyorum ya. Üçlü trabzan, üçlü trabzan. Böyle tek kanadını, hadi burayı da böyle tek kanatlı yapalım. Bunu da tek kanadı kalsın. Öbür kanadını onu da göstermiş olayım yani. Aralara bir zincir. İkisini bir, ikisini bir çekiyoruz. İkili trabzan. Üçlü trabzan çekmek isteyenler üçlü trabzan da çekebilir. Ben üçlü trabzanı da çok kullanıyorum. Üçlü trabzanı da ben çok kullanıyorum. Bu ipin ve tığın biraz kalın olduğu için bunda ikili trabzan yapmak istedim. Böyle motiflerin puf puf düşsün battaniye dediği. Köşeleri iki zincir. Üç tane ikili trabzan. Aralara bir zincir. Üç tane ikili trabzan. Bu şekilde. Bu motifi istediğimiz büyüklükte yapabiliriz arkadaşlar. Ben bunu battaniye öreceğim için biraz motifleri büyük olsun istedim ama daha küçük küçük yapıp minik minik yapıp çantalar yapabilirsiniz. Bir dahaki sefere de ip kopartmadan birleştirme videosunu göstereceğim size. Bak bu ipim burada köşede kalmış diye şimdi bunu aralara yediriyorum böyle. Bu ipin arasından geçiriyorum ve buraya kitleme işlemi yapıyorum yani. Bu benim kendimce böyle geliştirdiğim bir yöntem. Birçok anlatan arkadaşlarımız var. Birçok tarifleri veren arkadaşlarımız var arkadaşlar. Ben de bu şekilde kendimce hani anlatıyorum. Bak bunu da buraya sıkıştırdıktan sonra bunu burada kesiyorum artık. Çünkü bu buraya kilitlendi. Bu daha da çözülmez artık. Tekrar arasına bir zincir. Yine ikili trabzan.
Dediğim gibi iplerim kaliko, nako kaliko. Genelde ben koton ipleri tercih ediyorum bütün örgülerimde. Akrilik ipleri çok tercih etmiyorum. Yıllarca kullanılacak ipler koton ipler arkadaşlar. Alise koton, kartopu kotonlu, etrofil cins, yarın art cins. Yani genelde ben bunları kullanıyorum. Bu battaniyemi de nako kalikolarla yapmayı tercih ettim. Bunlar vardı elimde. Köşeleri 2 zincir. İkili trabzan 3 tane. Aralara bir zincir. Bu şekilde. Aralara bir zincir. Şimdi bu başlama noktasında bu köşemin 3 yaprağını yapmıştım. Köşemin 3 yaprağını yapmıştım. Şimdi diğer 3 yaprağına geldim. Burayı da göstereyim size. Şimdi 3 yaprağını yapıyorum. Diğer 3 yaprağımı da yaptım. Araya 2 zincir çekip yine bunu tepesine batıyorum. Böyle ilmek kaydırma yöntemiyle yapıyorum. Bir ilmek daha kaydırıyorum. Bir ilmek daha kaydırıyorum. Bir zincirle sıkıştırıyorum. Bu sefer birleştirme noktamız buraya denk geldi. İpim buraya kaldı. Bir dahaki sefere bunu da yedireceğim içine. Yine bu arkada kalan ipi keseceğim. Ben genelde arkadaşlar 5. sırasını yaparken, şu son sırasını yaparken zincir çekmemeyi tercih ediyorum. Zincir çekmiyorum yani. Bu şekilde. Bunu istediğiniz şekilde büyütebilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu saatlerce anlatıp aynı şeyi videoya uzatmanın gereği yok. Yani işte bu şekilde mesela bunun üstüne de pembe yapacağım. Hani renk kombin açısından da düşünürseniz bunun üstüne de mesela açık lila, mor, yeşil, koyu pembe, açık pembe. Şu son sırasına da ben zincir çekmiyorum. Böyle biraz daha derli toplu, usturuplu olsun istiyorum. Hani motiflerim daha böyle düzgün dursun istiyorum. Bunun için motifler işte böyle bu şekilde yaparaktan battaniye, hırka her türlü şey yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu son ipini de kesmiyorum. Bunu da son sırasını ip koparmadan birleştirirken oraya yedireceğim. Onu da orada keseceğim. Şimdi de şunu başlıyorum arkadaşlar. Bunları da bitireceğim inşallah. Dediğim gibi Bahtiyar Aysun Instagram hesabım var arkadaşlar. 9 yıldır Instagram'da aktif. Orada hırkalar, yelekler, altıgen hırkalar örüyorum. Takip etmek isterseniz oradan da takip alabilirsiniz. Sipariş üstüne örüyorum. Hemen teslim olarak örüyorum. 9 yıldır aktif Instagram'dayım. 2015'ten beri oradayım. 1 yıldır YouTube'dayım. Ama bu YouTube'a ilk anlatımlı videom. Dediğim gibi. Üç tane ikili trabzan, ikili zincir, tekrar üç tane ikili trabzan, aralarına bir zincir. Bu şekilde de devam ediyoruz arkadaşlar. Anlatmamı istediğiniz motifler varsa bu videomu altına yazarsanız bir dahaki sefere en çok yorum hangi motive geldiyse ona çekebilirim. Birçok motifler var yaptığımız hırkalarda kullandığımız ama en kolayı bu olduğu için ben şimdi en kolayından hem bana anlatması kolay olsun, heyecanım gitsin hem de size kolay olsun diyerek bunu başlamak istedim. Hani size çok basit bunu mu anlattın diyebilirsiniz ama İnanın ki bunu da bilmeyen arkadaşlarımız var. Bunu da ben çünkü hep DM'den soruyorlar. Abla bu hanım dilenlerin yapılış videosu var mı diye. Bilenler zaten biliyor arkadaşlar. Ben sadece burada size kendi tekniklerimi göstermek istedim. Herkesin kendi eline göre bir farklı tekniği vardır. Benim kullandığım teknikler bunlar. Bakarsınız birçok arkadaşımız anlatıyor zaten YouTube kanalında. Hangisi kolayınıza gelirse ona bakaraktan yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Örgülerimi bu teknikle örüyorum ben.
Ama tabii ki her seferinde biz de kendimizi geliştiriyoruz. Yani bir yaptığımız bizim de bir yaptığımızı tutmayabiliyor. Kendimizi yapa yapa biz de geliştiriyoruz. Önceden ikili trabzan yapıyordum. Sonra üçlü trabzan yapmaya başladım. Sonra tekrar baktım ikili trabzan daha puf puf duruyor gibi hissettim. Sonra ikili trabzana döndüm. Yine şimdi hırka motiflerimde bazen üçlü trabzan yapıyorum. Motiflerim büyük düşsün diye. Bu şekilde işte arkadaşlar. Bunu da böyle yaptık mıydı? Ondan sonra istediğimiz şekilde büyütebiliriz arkadaşlar, bunu dediğim gibi. Tekrar söylüyorum. Benim nakok iplerim nakok aliko, kullandığım ipim, bu ipime bu 3.25'i ben uygun gördüm. İşte bunları böyle bu şekilde yaparaktan istediğimiz büyüklükte kırnetler, çantalar elde edebiliriz. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Bir kusurum olduysa affola. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız ve beğenileriniz benim için çok önemlidir. Dediğim gibi Bahtiyar Arslan Instagram hesabımı takip alırsanız, YouTube kanalıma abone olursanız, bundan sonra size elimden geldiği kadar güzel, değişik içerikler, değişik güzel videolar, tarifler elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.